abi, yüzünü yaklaşık 4 yıl önce gösterdin ve şimdiki yüzünü çok merak ediyorum. Yüzünü gösterir misin? Arkadaşlar, hatırlarsanız 50 bin abonede yüzümü göstereceğim demiştim ve göstermiştim. Şimdi 1 milyon abone olduk ve tekrar yüzümü göstereceğim. Tekrar size yüzümü gösterdim, gördüğünüz gibi. Peki 2 milyonda ne yapacağız biliyor musunuz? Hiç aklınıza gelmez. Yüzümü göstereceğim. Kardeşim, gördüğün gibi bir fark yok yani. Sadece birazcık saçım uzadı. Onun dışında zaten yaşlanmıyorum. Vampir olduğumu söylememeli. İlk önce birkaç kişisel soruyu cevaplamak istiyorum. Size ne lan benim kişisel özelliklerimden? Yasin kaç abi, lütfen söyle. Yasin kaç? Yaşın kaç? 28 kardeşim. Nasıl, göstermiyorum değil mi? Zaten göstersem kanal kapanır. Kardeşin, abin ya da ablan var mı? Hiçbiri yok. Bazen soruyorlar bana, abi üzülüyor musun diye. Hani bunda üzülecek bir şey hayır. Burcun ne? Arkadaşımın adı. Gerek yoktu böyle şeyle. Oğlak. Abi nerelisin? Ardahan. Böyle söyleyince bir tık karizma oldu değil mi? Olmadı değil mi? Kaç santim? Kilometre. 1 milyon abone plaketin geldi mi? Evet, gördüğünüz gibi altın oynatma butonumuz 1 milyon aboneye özel. Yalnız şurada at kafası yerine Berkay Akçay yazıyor. Bu bana ait değil, bu başka kanal. Hani altın oynatma butonu ödülü plaketi olarak geçiyor ama gerçekten altın değil tabii ki. YouTube dolandırıcı. Kanalı kapatma YouTube. Yani iki gül eğlen sevin böyle, hani daha çok çalış diye bir evin arkasında sarıya boyamışlar. Hani bunu kuyumcuya götürsen, paraya çevirmeye kalksan, abi bu altın oynatma butonu, bir kafaya desen, böyle desen altın bu desen, de ki kuyumcu sana der ki benim kuyumu mu kazıyorsun? Öncelikle YouTube'daki hayallerimden birini bana gerçekleştirdiğiniz için, bunu bana sağladığınız için gerçekten hepinize, 1 milyon kişiye de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar yanımda olan, bana destek veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Gerçekten sizler olmasanız bunları almam imkansız. Ben evet çok çalıştım. Günde 15-16 saat çalıştım buraya gelmek için. Gerçekten çalıştım. Siz de bunun bana karşılığını verdiniz ve hani ben kimseye anlatamasaydım yaptığım işi, beni izleyen olmasaydı sonuçta buralara gelemeyecektim. O yüzden sizin değerinizi biliyorum, bundan emin olabilirsiniz. 1 milyon olunca çok mu sevindin? 1 milyon lan! 1 milyon oğlum! 1 milyon! Hayır arkadaşlar, benim için gayet de sıradan bir olaydı. Abi, YouTube'a niçin başladın? YouTube'a para için mi başladın? Bu işe para için mi, yoksa eğlence için mi başladın? Şimdi arkadaşlar, bu kanal 24 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu. İnsanlık tarihinden de eski. Yani anlayacağınız, 6 senedir YouTube'dayım ve daha yeni 1 milyon oldum. Affedersiniz de ben böyle 1 milyonun gelmişini geçmiş. Bu başladığım tarihte YouTube'dan para kazanılmıyordu. Ya da çok az bir miktar kazanılıyordu. Ya da ben kazanamıyordum. Demek istediğim, o yıllarda Türkiye'de YouTube'dan para kazanma diye bir muhabbet yoktu. Yabancı ülkelerde bu vardı ama Türkiye'ye bu daha sonradan geldi. Ve dediğim gibi bundan 6 sene önce, 7 sene, 8 sene, 9 sene, 10 sene önce kanalını açanlar %99 bir ihtimalle para için açmadı. Eğlence için açtı. Ben de eğlenmek için açtım. Çok eğleniyor. Kanalı para için açmadığımda anlaştığımızı sanıyorum. Peki şimdi para için mi yapıyorum? Eğer öyle bir şey olsaydı haftada bir mi video atardım? Her gün birden daha fazla video atmaya çalışırdım. İyi fikir lan. Ve aynı zamanda bir video üzerinde bu kadar fazla uğraşmazdım. Şimdi çok eski bir YouTube izleyicisi olarak, mesela ben sevdiğim bir insanı YouTube'da izlediğimde tek videosu bile bana pozitiflik aşılayabiliyordu. Günümü güzel geçirmemi sağlıyordu ve bana ilham kaynağı olabiliyordu. Ben de dedim ki, niye ben başkalarının ilham kaynağı olmayayım? Ben de insanların gününü güzelleştirebilirim diye düşündüm. O yüzden yani başka bir nedeni yok. At kafası ismi nasıl aklına geldi? Abi, neden kanalının adına at kafası koydun? Abi, neden at kafası koydun? Şimdi YouTube'a başlamadan önce dedim ki, hem bir gizem yaratayım, ilk önce kendimi göstermeyeyim, böyle maske gibi bir şey takayım. Utandım demiyor da. At kafası maskesi de o aralar yeni çıkmıştı. Çok güzel ve çok da gerçekçi gözüküyordu. Üf, şu gerçekçiliğe bak. O zamanlar daha Türkiye'ye gelmemişti. Yani Türkiye'de satışı yapılmıyordu. Ben de o yüzden Çin'den, AliExpress'ten satın almıştım. Şimdi yeni bir kampanya yapmışlar. Benim zamanımda böyle bir kampanya yoktu. Mesela şimdi o maskeyi Çin'den sipariş verirseniz yanında koronayla beraber geliyor. Neyse işte, kargoyla geldi. Sonra ben o maskeyi taktım ve o maskeyle videolar çekmeye başladım. Belli bir süre sonra artık maskeden nefes alamamaya başlamıştım ve kafam o kadar çok terliyordu ki ter hücrelerim artık bana isyan etmişti. Abi ne olur, artık ıslanmak istemiyoruz. Abi ne olur. Sonra
kardeşte eğer 50 bin aboneye ulaşırsak maskemi çıkartacağım, kendimi göstereceğim demiştim. 50 bin o zamanlar o kadar kolay değildi ama çok da hızlı olmuştuk. Ama hala beğenmediyseniz 6 sene sonradan yüzümü tekrar kapatabilirim. Gerçekten bir at olsaydın ne yapardın? Burası Sarıyer Çayırmış. Neden oyun olarak Roblox'u seçtin? Neden Roblox? Bu konu biraz ciddi, o yüzden ciddi konuşacağım. Adam olun lan. Şimdi benim bilmeyenler için Berkay Akçay adında bir kanalım daha var. O kanalda her videomda çok farklı tarzlarda oyunlar oynayıp bu kanaldaki gibi komik ve eğlenceli tarzda montajlayarak yayınlıyordum. Böyle bir kanalı yükseltmek çok zor. Çünkü sizinle aynı türde olan bir kanal yok. O yüzden YouTube'da sizi önerebilecek başka bir kanal bulamıyor. Örneğin bir YouTuber'dan PUBG Mobile izliyorsanız ya da Brawl Stars izliyorsanız sağ tarafa önerilen videolar kısmına baktığınızda farklı YouTuber'larda yine PUBG Mobile videoları ve Brawl Stars videoları görebilirsiniz. Şimdi Berkay Akçay gibi farklı oyunlar çeken kanalların önerilen videolar kısmına pek çıkmadığı için burada iş izleyiciye, yani size düşüyordu. Sizde ne yazık ki Brawl Stars ve PUBG Mobile gibi popüler oyunları izlediğiniz için böyle farklı oyunlar atan kanalların sayısı gitgide azalmaya başladı. Ben de hem en azından az da olsa kendi kitlesi olan hem de yine mizah yapabileceğim farklı oyunlar oynayabileceğim bir oyun arayışına girmiştim. Bu yüzden de Roblox tam bana göreydi. Yani mizah yapabileceğim ve farklı oyunlar oynayabileceğim daha az bir kitlesi olan Roblox'u tercih ettim. Ve PUBG Mobile ve Brawl Stars'ın kitlesi daha çoktu. Neden daha çok? Anlamıyorum. 1000 kere aynı karakteri çıkartıyorlar. Aynı kutu, aynı karakter, aynı çıkıyor. Ertesi gün yine aynı karakteri çıkartıyor falan. PUBG Mobile... Aynı eve pusuyor, tekrar item alıyor, eşya alıyor, gidiyor. Adam aynı adamı tekrar ertesi günde vuruyor. Sonraki video Brawl Stars arkadaşlar. Abi farklı oyunlar çekecek misin? Çok güzel korku oyunları var, Roblox dışında çekmeyi düşünüyor musun? Yani çok yakın bir tarihte değil ama Roblox harici farklı oyunlar da çekmek istiyorum. Bir 30 sene sonra. Şimdi benim en sevdiğim oyun türlerinden biri de korku oyunları. Eğer bu kanala korku oyunu çekeceksem ağzımdan nadir de olsa küfür çıkma olasılığı var. Çünkü gerçekten korkuyorum. Doğru gidiyorum. Harikayım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ediyorum elim ayağım titriyor. At kafası, yani bu kanalda da Roblox videolarında kesinlikle küfür kullanmıyorum. Bu kanalın formatı da bu. Şimdi bu kanalda çok farklı yaş kitlelerinden ve yaş aralıklarından bizi takip eden takipçilerimiz var. Korku oyunu atsam bu korku oyunlarından korkacak arkadaşlarımız var. Küfür kullansam küfür etmemi istemeyecek. Hatta ailesiyle beraber videoyu izleyen, hatta açık bir alanda yani telefonun sesini hoparlöre verip dışarı verip izleyecek olan bir sürü arkadaşımız var. VR dediğimiz sanal gerçeklik gözlüğüyle oynanan oyunlardan da çekmek istiyorum. Baya komik sahneler çıkabiliyor, komik olabiliyor, öyle bir düşüncem de var. Roblox'ta VR diye bir oyun var, onu kakalarım bunlar. Hatta canlı yayın açma gibi bir projem de var da her şeye tek başıma koşturmam, çok her şeye tek başıma anne kardeş yapın. Şey tarzı videoları da çok seviyorum. Hani böyle Twitch'te böyle küçük yayıncılar var ya, hani bu kadar para gelirse o hayallerini gerçekleştiriyorlar falan, mutlu oluyorlar. O para, o bağışı atan ben olmak istiyorum. Bunun videosunu çekmek istiyorum ama benim daha o kadar param yok, o kadar bağış atacak falan. İlk önce bana bağış at. Yani dediğim gibi farklı oyunlar, Roblox harici oyunlar ya bu kanala ya da Berkay Akçay kanalına gelebilir. Her nereye, hangi kanala gelirse gelsin her videom yine komik montaj tarzında olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Yani kanalda video seçmenize gerek yok. Yemek seçin, video seçmeyin. Yani kanallar sonuçta sonsuza kadar Brawl Stars, PUBG Mobile, Minecraft, Roblox gibi oyunları çekecek değiller ya herhalde. Yıl 2050 arkadaşlar, bugün Roblox'ta. Ne zaman komik olmaya karar verdin? Oğlum bu karar verilebilen bir şey mi lan? Bir gün oturuyordum, tamam oturdum. Ya ben bir komik olacağım, yeter artık ya, yeter ya. Komik olacağım ben. Arkadaşlar hep küçükken diyorlardı ki kızlar hep komik erkeklerden hoşlanıyormuş. Şimdi büyüdüm, oradan bildiriyorum, hoşlanmıyor. Hüzünle videolar ne zaman gelecek? Arkadaşlar videolar zaten hep hüzünle geliyor. Hüzün hep yanımda. Neden artık videolarda yüzün yok? Tezgem gelecek mi? Ay utanıyor. Şimdi Roblox'ta at kafasının kendine ait bir tarzı ve karakteri var. Bir çizgi film karakteriymiş gibi geliyor bana. Oldu, Cartoon Network'te yayınlayalım. Roblox videolarına ilk bu şekilde başladığımız için bunu bozmak istemiyorum. O yüzden alıştığımız düzende devam etmesini daha mantıklı buluyorum. Tabi facecam olursa bir de facecam'e komik montaj yapmak zorunda kalırım. Bir haftada bir video attığıma göre, şu an bunu yaptığıma, bir de facecam'i eklediğimizi düşünürsek...
Her yıl yeni video. Tabii ki facecam'in avantajları da var. Örneğin ben komik bir şey söylediğimde hareketlerimi, hal ve davranışlarımı, tepkilerimi ve mimiklerimi görüyorsunuz ve videonun daha komik olmasını sağlıyor bu. Berk Ayakçı kanalında facecam'li videolar paylaşıyorum. O kanalı beğenip de bu kanalı beğenmeyenler, komik bulmayanlar var. Bunun en büyük nedeni facecam. Farkında değiller ama facecam her şeyi daha komik hale getirebiliyor. Dediğim gibi tepkilerimi, mimiklerimi gösterebildiğim için facecam'le her şey daha komik olabiliyor. Ben şu an sadece sesimle güldürmeye çalışıyorum ve bu o kadar zor ki. Yani yakın bir tarihte değil ama bu kanalda farklı oyunlar paylaştıkça facecam'in tekrar geri gelme olasılığı her zaman var. Annenin falan at kafası var mı? Haha çok komik arkadaşlar. Olabilir mi öyle bir şey ya, saçmalama. Efendim anne. Oğlum çayını getirdim. Abi Discord sunucun var mı? Discord sunucum var ama şu an sadece ekiple video çekerken kullanıyoruz. Bu sunucuyu tabii ki herkese açık bir hale getirmek istiyorum ama bunun için pek bir vaktim olmuyor. Sunucuyu bunun için hazırlamam gerekiyor. Hazır olduğunda ben zaten size söylerim. Bir 15 sene sonra. Abi eskiden arkadaş eklersen diğerlerine ayıp olduğunu söylemiştin ama şu an bir sürü arkadaşım var, neden ekledin? Kimseye arkadaş eklemeyeceğini söylüyordun eskiden ama şimdi ekledin, neden? Tüh lan yakalandım. Bu en çok sorulan ve en çok merak edilen konulardan biri. O yüzden bu soruyu bir tık daha ciddi cevaplamak istiyorum. Burada ciddi bir şey anlatıyoruz. Evet, kimseye arkadaş olarak eklemeyeceğimi söylemiştim. Haksızlık oluyor demiştim. O yüzden kimseye eklemiyordum ve çok uzun bir sürede eklemedim, biliyorsunuz. Ama artık ben aynı kalsam da etrafımdaki değişkenler değişti. Yani durumlar değişti. Şimdi sayımızın artmasıyla beraber oyunda iyice tanınmaya başlamıştım. Ne yazık ki kendini bilmez, laftan anlamaz, zorluk çıkartan ve videolarımı sabote etmek için ellerinden gelen yapan bir sürü takipçimle ve arkadaşlarımızla karşılaştım. Tabii ki hepiniz öyle değilsiniz. Siz onlardan biri olmayabilirsiniz ama bu arkadaşlarımızdan bolca var. Örneğin herhangi bir oyuna giriyorum. Girişimi alacağım. Sadece başlangıcı alacağım. Başlangıçta karakterin böyle duruyor ya, zoom falan yapıyorum. Karakterin kimse önüne geçmemesi gerekiyor ve karakterime kimsenin dokunmaması gerekiyor. Diyorum ki bak canım kardeşim, zaten videoya çıkıyorsun. Bana 15 saniye izin ver. Ben sadece girişimi alayım. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Hayır, zaten ben size bu şansı veriyorum. Karakterinize özel montaj yapıyorum, dediklerinizi dublajlıyorum falan, o güzel bir şekilde videoya çıkmış oluyorsunuz zaten. Şimdi oyuna girdim, girişimi alacağım, tamam mı? Karakterin böyle durması gerekiyor ya. Karakterim burada duruyor. Abi geliyor, bak karakterin önüne böyle hani illa zıplayacak, zıplamadan duramıyor ya da böyle bak karakter öyle. Ve önüne geç. Aynı şekilde en son kapanışlarda da zorluk çıkıyordu. Dans edemiyordum. Yine önüme geçiyorlardı. Oyunda da zorluk çıkartıyorlardı. Sürekli beni öldürecekler. Sürekli bana bir şey yapacaklar ki videoya çıksınlar. Artık çekimler bu yüzden saatlerimi almaya başlamıştı. Her oyunda tek oynayamayacağıma göre en azından VIP alayım da bari yanımda biriler olsun diye düşündüm. Her neyse, anlattığım sebeplerden ötürü mecburiyetten böyle bir yola girmek zorunda kaldım. Abi neden Roblox takipçilerinin arkadaşlık isteğini kabul etmiyor? Abi neden arkadaş isteği geldiğinde kabul etmiyorsun? Size hemen bekleyen arkadaşlık isteklerini göstereyim. Bakın tam tamına 346.523 bekleyen arkadaşlık isteğim var. Ama benim isteğim yok. Şimdi lütfen bana söyler misiniz, bu kadar kişi içerisinden hanginizin arkadaşlık isteğini nasıl ve neye göre kabul edeyim? Roblox tarafından bize verilen maksimum arkadaş kabul etme sayısı 200. Peki neden bendeki arkadaş sayısı 200 değil, neden hepsini doldurmuyorum? Bilerek ve isteyerek sayıyı az tutuyorum çünkü grup içinde bile bir sürü kavga oluyor. Server kapasiteleri de var, bunu da biliyorsunuz. Her oyuna 200 kişi girebiliyor mu? Giremiyor. 30 kişi girebiliyor veya Piggy gibi oyunlarda 6 kişi girebiliyor. Hangi yani ekip üyesinden kim girecek, kim çıkacak? Aralarında bir ton kavga oluyor. Hani 20-30 kişi bile birbiriyle geçinemiyorsa 200 kişiyi zaten düşünemiyorum. Ama IBAN numarama para yollarsanız düşünebilirim. Videolarında hep aynı kişiler var abi. Yeni kişiler alacak mısın? Alacaksan ben de gelebilir miyim? Tabii ki de gelebilirsin. Ekipte olanların hiçbirini ben gerçek hayatta tanımıyorum. Bu da demek oluyor ki herkesin bir şansı var. Sizin de bir şansınız var. Şimdi sizin yaşınızda benim tanıdıklarım yok mu var? Sizin yaşınızda benim akrabalarım yok mu var? Aileleri benden çocuklarını arkadaş olarak eklememi istiyorlar mı? İstiyorlar. Ama size yemin ederim ki insan kayırma gibi bir şey olmasın diye, bir kişinin bile hakkı yenmesin diye hiçbirini eklemedim. Ekip sayısını az tuttuğumu söylemiştim. Neden az tuttuğumu da söylemiştim. Aralarında dolandırıcı çıkabiliyor, huzursuzluk çıkartanlar olabiliyor, kavga çıkartanlar olabiliyor, aktif olamayanlar olabiliyor. Bunların yerine başkalarını almaya çalışıyorum. Ekibe katılmak isteyenler için nasıl bir cevabın var? Şimdi VIP server'a geçtikten sonra bazı oyunları tek oynayamayacağımı söylemiştim. Ekibe alımları ilk önce fan sayfalarımdan yaptım. Çünkü ortada böyle bir durum yoktu ve yıllarca benim yanımdaydılar ve benden bugüne kadar bir şey talep etmediler. Sonrasında da genel serverde oynarken oyunda karşılaştığım böyle düzgün arkadaşlar
arkadaşlarımızı kendim ekledim. Şimdi benim fanım olmanız gerekmiyor. Bana fan sayfası açmanız da gerekmiyor. Ama fan sayfalarının şöyle bir özelliği var. Beraber orada anlaşıp kaynaşıp arkadaş olabiliyorsunuz. Ve ben çekim zamanı veya bir şey çekeceksek, sahne alacaksak ben size o sayfalardan ulaşabiliyorum. O yüzden genelde Instagram'da benim için açılan fan sayfalarına bakıyorum. Eğer güzel bir şey, yani güzel paylaşımlar, böyle dikkatimi çekecek paylaşımlar yapanları ilk önce zaten takip ediyorum. Bu son söylediğim tabii ki Instagram'da dedikodu olarak dolandı. Ekiptekilerin ağzı, herkesin ağzı torba, herkes birbirine söyledi derken benim bir sürü fan sayfamı, Aleyna Tilki'den daha çok fan sayfam var. Şimdi ben bunu dedim ya, kesin herkes eline telefonu aldı. Berkay abi, bir sayfa açalım. Evet. Berkay'ın alt dire popos. Farkındayım, çoğunun benimle alakası bile yok. Beni sevdiğinden de değil, sadece videoya çıkmak istiyorlar. Size de kızamıyorum. Siz de videoya çıkmak istiyorsunuz, görünmek istiyorsunuz. Bir şey diyemiyorum size de, anlıyorum sizi de. Son olarak oyunda falan karşılaşırsak iyi niyetli olmaya özen gösterin. Yani işimi zorlaştırmamaya özen gösterin. Espri falan da yapın. Ekibe girme şansınız tabii ki her zaman var. Han kanalla küstün mü? Han kanalla küs değiliz. Sadece konuşmuyoruz. Hayır, sadece video çekim saatlerimiz birbirine uymadığı için beraber video çekemiyoruz. Onun dışında dışarıda çıkıyoruz, yazışıyoruz da. İstiyorsanız bir dakika, hemen kanıtlayabilirim. Arayalım telefonla. Arayalım, açsın. O da bunu kanıtlasın, yani küs olmadığımızı buradan anlaşılsın artık. Aç lan. Alo. Alo kardeşim, nasılsın? Sen kimsin? Alo. Arkadaşlar evde yok galiba. Çalıyor açmıyor. Abi, bir video için ne kadar uğraşıyorsunuz? Yine bana çok sorulan ve cevaplarken ciddi olarak cevaplamam gereken konulardan, sorulardan bir tanesi daha. O yüzden dikkatli dinleyin. Şimdi en ilk öncesi, yani çekim öncesi oyun araştırmasına giriyorum. Öyle her oyunda çekemiyorum önüme gelen. Bir kere komik ve eğlenceli sahneler çıkabilecek oyunları seçiyorum. Aynı zamanda videonun en başında bir espriyle başlıyorum. Ondan sonra da günün sorusu dediğimiz bir formatımız var. Günün sorusunu bulmak için bayağı bir zamanım gidiyor bazen. Son zamanlarda attığım videolardaki sahneleri daha çok ekiple çekiyorum ve ekibi de beklemem gerekiyor. Okula gideni var, online derse gireni var. Ben bu ekip işini korona zamanında kurmuştum. Herkesin evde olduğu zaman kurmuştum. Ama şu an dediğim gibi bir çekim alırken, çekim yaparken herkes aynı anda aktif olamıyor. Aktif olmalarını beklemem gerekiyor. Bu anlattığım nedenlerden dolayı da video paylaşma sürem gitgide uzamaya başladı. Ekiple çekime girdiğimizde de minimum 3-4 saat, maksimum da 8-9 saat arasında videonun kaydını almaya çalışıyorum. Çünkü en iyi, en güzel sahneleri alabilmem için saatlerce oynamam gerekiyor. Yani bana diyorsunuz abi video 10 dakika, ama video 10 dakikada çekilmiyor. Aynı şekilde çekimde diksiyonuma kadar her şeye çok dikkat ediyorum. Oysa ki yıl olmuş 2020 ve hala ne dediği anlaşılmıyor. Ne diyorsun kardeş? Tabii sadece oyuna girip 10 dakika oynayıp 10 dakikasını yayınlayan YouTuber'lar da var, ama 10 dakika benim, ben sadece oyunu çekeceğim, oyunu bulabilmek için saatlerimi harcıyorum. Dur, daha bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bu 8-9 saatlik maksimum kayıt alıyorum diyor. Bir de bu 8-9'luk saatlerde aldığım kayıt var ya. Bir de bu 8-9 saatlik alınan kaydın içinden en güzel de en komik sahneleri çekiyorum içinden inceleyerek. İşin montaj kısmına gelirsek, örneğin bu son videomun montajı saniye saniye, hatta salise salise, dikkat edin yanlış duymadınız, salise salise gördüğünüz gibi montaj var. Fotoğraflardan tutun videolara, videolardan tutun müziklere, müziklerden tutun ses efektlerine, ses efektlerinden tutun video efektlerine, video efektlerinden tutun yakınlaştırmalara, zoomlara, zoomlardan tutun treklere, trek atmaktan tutun mask atmaya, mask atmaktan tutun dublaj yapmaya. Anlatırken yorum. Abi, neden diğer YouTuber'lar gibi her gün video atmıyorsun? Abi, artık bir saatlik video çekme, her gün gelsin. Bazı arkadaşlarım uzun arayla video attığın için seni izlemeyi bıraktılar, ama benim düşünceme göre bu senin ne kadar çok çalıştığını gösteriyor. Neden haftada bir video atıyorsun? Her gün video at. Yine çok önemli, yine ciddi olarak cevaplamam gereken bir soru da, kendi aranda konuşma. Şimdi örneğin Piggy oynadığımı düşünün. Kırmızı anahtar var, ben bunu görüyorum. Şimdi arkadaşlar, kırmızı anahtarı bulduk. Kırmızı anahtarı alıyoruz. Şimdi ilerliyorum, kırmızı kapıyı gördüm. Kırmızı anahtarla kırmızı kapıyı açıyoruz gibi. Herkesin, bütün YouTuber'ların aynı şekilde verdiği tepkiyi ben vermiyorum. Çünkü oyundaki kırmızı anahtarı siz de görebiliyorsunuz. Beni daha iyi anlayabilmeniz için videolarımdan birini örnek olarak göstereceğim. Kırmızı anahtar, benimle beraber tekrarlayın çocuklar. Kırmızı anahtar. Peki kırmızı anahtar hangi kilidi açar çocuklar? Daha demin söyledik rengi. Cümlenin içinde de geçiyor. Hangi renk? Kafasız mısın? So what is this children? This is a green.
Girin kiriki yeşil anahtar nereye girecek çocuklar? Elime girecek. Alalım elimize levye, en sevdiğim yemek bezelye. Çok yorulduğumuz için pil alıp kendimize takıyoruz. Pil giren her şey çalışıyor. Keşke sana da pil girse. Evet çocuklar, burada yeni farklı bir rengimiz var. Acaba bu rengimizin adı ne? Aa, tayinim çıktı. Başka okula gidiyor. Yani ben kırmızı anahtarı buldum. Kırmızı kapıyı açtık, kaçtık, kaçmaya başardık, kurtulduk. Veya simülasyon oyunlarında. Şimdi bu eşyayı aldık, şimdi kasıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine bu eşyayı aldık arkadaşlar gibi herkesin verdiği tepkileri vermiyorum. Zaten bu şekilde normal tepkiler verilse video zaten 15-20 dakikayı bulabiliyor. Bu da nasıl geçiyor? Evet arkadaşlar, bunu aldık. Şimdi bunu kasıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar. Bu kapıyı açıyoruz arkadaşlar. Bu bölgeye geçiyoruz arkadaşlar derken zaten video sana oldu 30 dakika. Ben size videoyu izlediğinizde eğlence anlamında en iyi ve en dolu 10 dakikayı yaşatmaya çalışıyorum. Şimdi ben normalde aşırı çok boş olan sahneleri kessem, yine akıcı bir şekilde montajlasam, hani seslerim ardı ardına gelse, bu kadar fazla montaj yapmayacak olsam ve her saniye espri yapmayacak olsam, ben de günde bir tane bile değil birden fazla video atabilirim. Ama siz şu an kanalın bu tarzına alıştığınız için öyle bir video çekmeye kalksam bana diyeceksiniz ki abi olmamış, abi komik olmamış, abi eskisi gibi değilsin diyeceksiniz. Abi kötü olmuş, komik olmamış falan diyeceksiniz. Başkasına bu kadar sert yüklendiğinizi ben düşünmüyorum. Şimdi büyük ihtimal benimle tanışmadan önce, yani kanala abone olmadan önce herhangi bir videomu izledin ve orada katıla katıla kahkaha atarak gülmeye başladın. Ve tabi sonradan artık hani hafif gülümsemeye başladın. Belki bazı sahnelerde katıla katıla gülmeye başladın. Ya da artık aynı sıradan gelmeye başladı. Yani ben garantisini veremem ki bunun her şeye güleceksiniz diye. Ya da mizah dediğimiz böyle bir şey zaten. Hani birisi gülerken bir başkası gülmez. Ben en iyi şekilde yaptığımı, yapmaya çalıştığımı zaten söylüyorum. Her videoda katıla katıla güleceksin diye bir garanti zaten veremem. Hiç kimse veremez bunu. Ama videoda iyi bir vakit geçireceğini garanti edebilirim. Dediğim gibi buna sizi alıştıran benim. Benim potansiyelimin ne olduğunu biliyorsunuz. O yüzden benden daha fazlasını bekliyorsunuz her seferinde. Abi her gün video at diyen var. Hatta abi 1 saatlik video at diyen var bana. Bu gerçekten aradaki farkı anlamayanlar. Şimdi kaliteyi tabii ki kendimce belli bir yüksekliğe çektikten sonra bunu sonradan düşürmesi veya orta yolu bulması gerçekten çok zor. Ben de şu an bu durumu yaşamıyorum. Ama aynı zamanda da gerçekten sizlere daha fazla içerik sunmak istiyorum. Daha fazla video paylaşmak istiyorum. Ama şu an gerçekten ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Abi videolar ne zaman yayınlanıyor? Bittiğinde. Abi Minecraft videolarına devam edecek misin? Abi sen at kafası versiyon 2 videonda demedin mi Minecraft videoları da çekeceğim diye, neden sözünü tutmadın? Evet demiştim. La ben de ne yalancıymışım. Şaka yapıyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istemiştim ve kanala Roblox attığımda izlenmeye başladı. Bu yüzden kanalı ben de mix yapmak istemediğim için çorba haline, kermes haline, kermes pazar yerine. Yani dediğim gibi Roblox attığımda izlendiği için ve farklı oyunlarla sürekli kanalı karıştırmak istemediğim için o yüzden tek bir oyundan yürüyeyim dedim. Tek bir oyundan devam edeyim dedim. Öbür türlü Minecraft atsaydım abi Roblox at diyecektiniz. Roblox atsaydım abi Minecraft at diyecektiniz. Kitleyi bölmenin de anlamı yok. O yüzden böyle bir yolu seçtim. Şu an yakın bir tarihte düşünmüyorum ama Minecraft'ta da çok güzel modlar falan var. Çok eğlenceli komik sahneler çıkabilir. Diğer farklı türlü oyunlar gelebilecekse, hatta facecam'in bile gelme ihtimali varsa Minecraft'ta gelebilir. Neden olmasın? Spora gidiyor musun? Evin bir odasını spor odası yaptım. Burada ağırlık istasyonum var. Burada ağırlıklar var. Buraya da bir tane sehpa koydum. Sehpada da babam var. Gördüğünüz gibi süper bir şekilde kaslarını geliştiriyor. Kardeşim yalnız bak, o hareketi yanlış yapıyorsun. O hareket öyle yapın. Baba şaka yap. Baba şaka yaptım, şaka. Şaka baba şaka. Gül diye. Şaka lan şaka. Gül diye. Abi neden eski at kafası gibi oyunu oynarken oyunu anlatıp oynamıyorsun? Şimdi sen oyunu tam anlatmıyor, sadece eğlenceli yapıyorsun. Eskiden ne güzel oyunu da tanıtıyordun ama şimdi sadece komiklik yapıyorsun. Neden artık sadece espri yapmaya çalışıyorsun? Tamam komiksin ama önceden ne yaptığını falan bize diyordun. Abi eski videolarda oyunu oynarken anlatıyordun da artık videolarda tekrar anlatmaya başlayacak mısın? Sadece esprilere devam mı? Ulan yoruldum arka planda dans et dans et. Şimdi oyunu anlatan yüzlerce kanal var ve hepsi neredeyse birbiriyle aynı. Piyasada çok kişi var zaten anlatıyorlar diye, ben de en azından anlatmayayım, farklı bir şeyler yapayım, eğlendireyim diyerek eğlenceye yöneldim. Şimdi zaten normalde kendiniz videoyu izlemeden oyuna girseniz, birazcık da oynasanız oyunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl oynanması gerektiğini anlayacaksınız ama oyunu oynarken videoyu izlediğiniz kadar zevk almayacaksınız büyük ihtimal. Ben de aradaki o kısmı ben sağlıyorum işte. Oyundan ve videodan zevk almanızı sağlıyorum. Ama bana diyorsanız abi eskisi gibi oyunu anlat bize. Yani sen net anlatıyordun, tek tek anlatıyordun, tane tane anlatıyordun. Bize oyunu nasıl oynamamız gerektiğini gösteriyordun. Nasıl kasmamız gerektiğini veya oyunun sonuna kadar bize gösteriyordun.
Eğer bu şekilde bana yap diyorsanız, yani hep espri olmasın, arada da oyunu anlat diyorsanız, ben bunu seve seve anlatırım. Tekli videolar da çok güzeldi, yine olacak mı? Abi neden artık tek başına videolar gelmiyor, onları özledik. Abi eskisi gibi videoları tek çekmiyorsun, bence arada sırada çekmen lazım. Abi eskisi gibi sadece senin olduğun roleplay, yani rol yapmanın olmadığı videolar çekecek misin? Yine aynı şekilde siz istiyorsanız yine tek videolar çekmeye devam edebilirim. Şimdi ekiple çok kişiyle çekilen videolar korona döneminde başlamıştı. Yani herkes evdeyken başlamıştı. Şu an okullar açıldığı için ve online eğitim olduğu için ekiple videoların gelmesi zaten biraz zor. Şimdi tekli videolarda ekiple olduğu kadar komik olur mu olmaz mı bilmiyorum. Eskiden çektiğimde fena değildi. Bence komikti o videolarda. Ama şu an uzun bir zamandır ekiple çektiğim için ekipsiz çektiğim bir videoda komik olur mu olmaz mı, beğenir misiniz, güler misiniz, gülmez misiniz bilmiyorum. Endişeliyim, tereddütteyim açıkçası. Çünkü sizlere değer veriyorum. Gerçekten yorumlarınız benim için çok önemli. Dediğim gibi daha hızlı içerik üretebilmem için arada bir ekiple, arada bir tek başıma, arada bir genel serverda sizinle birlikte, arada bir de VIP serverda tek başıma videolar çekmem gerekiyor. Abi eskiden Tycoon kurma veya hobi kaçış oyunları oynuyordun. Neden şimdi oynamıyorsun? Neden artık camping gibi story hikaye oyunları gelmiyor? Şimdi Tycoon yani kurma oyunlarında, hobi yani parkur oyunlarında, kaçış oyunlarında, story yani hikaye oyunlarında pek bir aksiyon olmuyor. Sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Örneğin bir hobi oyununda, kaçış oyununda yani parkur oyununda önümüze engeller geliyor ve biz de sürekli space tuşuna basarak onların üstünden atlıyoruz. Tabi ben muhabbeti olabildiğince eğlenceli yapmaya çalışıyorum ama bunun üzerine daha ne konuşabilirim? Bakın hobi yapıyorum. Aynı şekilde Tycoon'larda sürekli para bekliyoruz. O yuvarlak dairenin üstüne gelip bir şeyler alıyoruz. Bazı Tycoon'lar güzel ama bazılarında da hep aynı modeller kullanıldığı için bir yerden sonra onlar da sıkabiliyor. Story oyunları yani hikaye oyunları kötü olmayabiliyor. Hikayesi güzel olabiliyor ama şu lanet olası hikayeyi en sonunu, finali gidiyorlar bir canavara bağlıyorlar. Yani simülasyon oyunlarında da böyle sürekli kasmamızı isteyen bizden, o tarz simülasyon oyunlarında, eğlenceli olanlardan bahsetmiyorum. Sürekli bize kastırtıyorlar ya bu kadar kasmamızı. Onda da aynı şeyi yapıyoruz. Ben niye Roblox çekiyorum? Yani genel anlamda Tycoon, Obi, Story oyunlarını bir tık daha az izliyorsunuz. Ben elimden geleni yapıyorum, yine komik yapıyorum ama onlar biraz daha az izleniyor. He ama yine de abi biz o tarz oyunları oynamayı seviyoruz, videolarını da izlemeyi seviyoruz diyorsanız ben yine de çekerim. Benim için bir sorun yok. Abi neden devamını getiririm demiyorsun, hep bir bölüm çekiyorsun? Yine aynı nedenden dolayı, siz sıkılmayın diye. Zaten bir bölümde oyunla ilgili her şeyi anlatıyorum, her şeyi gösteriyorum. Oyunla ilgili yapılabilecek tüm esprileri bile yapıyorum. İkinci bölümde artık ne yapayım yani, sıkılırsınız diye ben de çekmiyorum. Diyorum ki en azından farklı bir oyun bulayım, arkadaşlarımız da farklı oyunlar görmüş olsunlar. He yine bana diyorsanız abi sen bundan da çek, o bölümden ikinci, üçüncüsünü, dördüncüsünü çek çünkü sen güzel anlatıyorsun, senden de izlemek istiyoruz diyorsanız aynı oyundan ben yine tabi güncelleme geldikçe ve hikayeler yenilendikçe, o Piggy gibi mesela, devamı geldikçe çekerim onlardan da. Benim için yine bir problem yok. Abi geldi başkan senin değil. Geldi başkan benim çocukluk arkadaşım, aynı zamanda aynı mahalleden arkadaşız. Aynı zamanda da aynı ortaokulda aynı sınıftaydık. Yani anlayacağınız kardeşten de ötedir artık kendisi. Hatta kendisini de aramak istiyorum. Onu da arayalım. Onun da bir sesini duyalım. Bakalım ne yapıyormuş. Alo. Alo kardeşim, nasıl? Telefonun başında mı bekliyorum? Ne yapıyordun telefonla? İyiyim kardeşim. Instagram'da bir yerlere bakıyordum da. Yavrum çalmadı bile. Instagram'da neler. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim kardeşim, sen ne yapıyorsun? Çalışıyorsun. Ben de çalışıyorum, ne yapayım, video çekiyorum işte. Çok hayat zor, ekmek parası. Ekmek parası. Şimdi bak sana bir soru soracağım. Sor abi, zor olmasın. Çok kolay, ben de senin için çok kolay. Ben de en sevmediğin özellik ne? Söyle bakayım. Haydi, ne yapalım? Bir dakika, ben hep bu anı bekliyordum. Bir tane söylemek zorunda aha. Değildi. Oğlum ayıp ediyorsun bak. Abi var akladım işte, sürekli söylüyorum sana zaten, nasıl sokabiliyorsun? İyi söyle hadi. Videodayım, tamam, çok iyidir. Tamam hadi söyle. Tamam. Abi arıyoruz, telefonu tamam. Açmıyorsun. Tamam kanka, olur, normal. Tamam, anladım. Tamam, açmadım tamam, telefonu. Tamam. Dışarı çağırıyoruz, çıkmıyorsun. Tamam abi. Onu da anladık, tamam. Onu da anladın, tamam. Ulan oyuna çağırıyoruz, bari oyuna gel. Ha. Oyuna da gelmiyor. Tamam abi, anladım kanka. Devam ediyorsun bu arada, anladım. Tamam. Abi öyle düşününce ama sen nasıl bir insansın, ben gerçekten... Alo? Alo? Kanka sesin gelmiyor, alo? Arkadaşlar tünele girdi galiba. Abi küfür etme videolarında. Daha küfürsüz videolar çekebilir misiniz? Abi küfür etmesen olmaz mı? Abi bu arada küfür etmesen olmaz mı? Abi neden küfür ediyor? Eğer küfür kullanmazsan daha güzel olabilir bence.
Arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz? Hangi kanalı izliyorsunuz siz? Arkadaşlar hangi kafayı yaşıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsunuz? At Kafası kanalında küfür yok ki. At Kafası kanalında küfür yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? At Kafası kanalında küfür yok. Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Küfür yok ama argo konuşuyorum. Bu argoda ne oluyor? Lanlı lunlu ulanlı falanlı diye konuşabiliyorum. Kıç diyebiliyorum. Kaka diyebiliyorum. Bok diyebiliyorum. Küfür mü lan bunlar? Bunun da bir nedeni var. Şunu söylemek istiyorum. Hani videolarda bazen belaltı şakalara denk geliyoruz. Çoğunu koymuyorum. Daha fazlası yaşanıyor. Oyun içinde çoğunu koymuyorum. Ama bazı sahneleri de bilerek bırakıyorum. Çünkü YouTube bizden her video için çocuk kanalı olup olmadığımızı belirtmemizi istiyor. Yani anlayacağınız benim bu aradaki dengeyi sağlamam gerekiyor. Berkay Akçay kanalına geri dönmeyi düşünüyor musun? Yine en çok sorulan ve en çok merak edilen konulardan biri de Berkay Akçay kanalının durumu. O yüzden bu konu hakkında da çok ama çok ciddi bir şekilde konuşma. Ne gülüyorsunuz aranızda? Komik bir şey mi? Siz şimdi hep diyorsunuz ya, nerede o eski YouTube? Eskiden YouTube daha güzeldi falan diyorsunuz ya. Artık YouTube eskisi gibi değil. Bir videoda küfür, cinsellik, kara mizah, korku temaları, kan ve şiddet gibi şeyler olduğunda YouTube direkt o videodan para kazanmanızı engelleyebiliyor. Eskiden YouTube bunlara çok fazla dikkat etmiyordu. O yüzden de herkes istediği gibi videoyu çekebiliyordu. Yani demek istediğim, videonuzda önceki saydığım unsurlardan biri varsa ya da birden fazlası varsa YouTube ilk önce sarı dolar verebiliyor. Topluluk kurallarına aykırılık diye bir şey var. Orada uyarı veriyor, ihtar verebiliyor. Kanalınızı kapatmaya bile gidebiliyor süreç. Şimdi bu çok çeşitli oyunları oynayan ve ilk başta saydığım unsurları içinde bulunduran Berkay Akçay gibi kanalların yükselmesi için ne gerekiyordu? Sizin böyle nadir bulunan bir kanala tam bir şekilde destek çıkmanız gerekiyordu. Örneğin kanaldaki Kindergarten serisinden bahsedeceğim. Oyun bir kere İngilizce ve bir sürü İngilizce metin var. İlk önce ben bu İngilizce metni Türkçe metne çeviriyorum. Daha sonra oyunda bir ton karakter var. 10 tane mi, 12 tane mi, 15 tane mi, hepsinin ayrı ayrı seslerini yapıyorum ve o Türkçe çevirdiğim metni aynı zamanda Türkçe dublaj yapıyorum. Oyunu tabii ki komik olsun, eğlenceli olsun diye çekiyorum ama yine de bir tam çözüm tarzında yayınlıyorum. Yani oyuna girseniz görevlerin nasıl yapıldığını, oyunda görev yapıyorsunuz, o görevlerin nasıl yapıldığını videodan anlayabilirsiniz. En sonunda da işte bu saatler süren işlemin komik montaj şeklinde yayınlanması var. Yani bunların bütün hepsi, bütün unsurları bir araya katarsak bir günden fazla sürüyor. Ve evet, ilk amacımın sizleri memnun etmek olduğunu, para olmadığını söylemiştim. Ama ne yazık ki işler öyle yürümüyor. Şimdi örneğin düşünün, bir örnek vereceğim. Oturduğum evin, yani video çektiğim evin doğal olarak bir kirası var değil mi? Şimdi ev sahibi kapıma geldiğinde, benden kirayı istediğinde ben ne diyeceğim? Benim param yok, videomda sarı dolar gibi. Ama bak Kindergarten var, çektim al izle, zevk alırsın. Bunun kirası var, elektriği var, suyu var, yemeği var, ekipmanı var, vergisi var. Yani arka planda bir sürü maddi gider var. YouTube'a devam edebilmem için bu tarz ihtiyaçlarımı karşılayabilmem gerekiyordu. Ama ne yazık ki Berkay Akçay kanalında bu tarz ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Berkay Akçay kanalına devam edecek misin? Şunu söyleyebilirim, Berkay Akçay kanalını tamamen bırakmadım. Sadece bir süreliğine ara verdim. O kanalın içeriğinden, yani tarzından bahsetmiştim. Yine aynı tarzda olan videoları ya o kanala ya da bu kanala atabilirim. Çünkü bu kanalda sayımız çok daha fazla. Dediğim gibi Berkay Akçay kanalını bırakmadım. Her an her şey olabilir. Farklı oyunlar atacağımı söylemiştim. Facecam'in gelebileceğini söylemiştim. O yüzden ya bu kanala ya da o kanala atacağım. Şu an ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Zaman geçtikçe bunu göreceğiz. Abi Kindergarten'da gizli son için 30 bin like istemişti. 40 bin like gelmiş. Ne zaman çekeceksin gizli sonu? Ne kadar uğraştığımdan bahsetmiştim. Gizli sonu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bunun da bir nedeni var. Şimdi Kindergarten'ın ikinci oyununda final bölümünde demiştim ki oyun tam anlamıyla burada bitmiyor. Gizli bir son var. Eğer benden gizli sonu da göstermemi istiyorsanız videoya 30 bin like, 30 bin beğeni atmanızı istemiştim. Bakın size yemin ediyorum, o kadar eminim ki keşke görüntüsünü alsaydım. Görüntüsü şu an elimde yok ama 24 bin civarında bir beğeni sayısında kalmıştı. Ve ben o videoyu atmamdan tam 7-8 ay sonrasında 30 bin beğeniyi geçti. O da At Kafası, yani bu kanal sayesinde o videolarda göründüğü için. 7-8 ay sonra geçmesi ne demek? Yani ben videoyu attığımda o tarihler arasında 30 bin beğeniyi geçmesi gerekiyordu. Ama 24 binde kalması benim size verdiğim değeri bana geri vermemeniz anlamına geliyor. Yani nedeni bu çok açık. Öyle deliler gibi uğraşmışım. Sadece 30 bin beğeni istemişim. Ve bu gerçekten şu an 100 bin alanlar, 150 bin beğeni alanlar var. Bunun yanında hiçbir şey değildi ama siz bunu atmadınız, atmak istemeniz atamadınız. O doğal olarak da ben de videosunu çekmedim. Ben bu beğeni sayısını hep takip ettim. Sürekli bana yazıyorsunuz, abi 30 bin istemiştin, 30 bini geçti. Videonun tarihine bakman gerekiyor. Yani 7-8 ay sonra 30 bini geçmesi benim için bir şey ifade... 7-8
ayda neler ol... Lan oğlum, korona gel, o dünyanın sonu geliyor lan. Ayda kaç TL kazanıyorsun abi? Ne bileyim oğlum, aya gitmedim ki. YouTube'dan kaç para kazanıyorsun? Kaç TL cukkalıyorsun? Yani yetecek kadar arkadaşlar. Öyle çok büyük paralardan bahsedemeyiz. Hani hep diyorlar ya, YouTube'da para var, YouTube'da para var. Öyle bir şey yok yani. Bunları kim çıkartıyor ben anlamıyorum. Buyurun efendim, özel yeşil çayınızın böğürtlen şurubuyla tatlandırılıp buz ve limonata ile karışımından elde edilen Shaken Ice Blackberry Green Tea'niz. Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun Berkay Bey. Teşekkürler. O bahşişi benim kasa var orada. Dolarlar var, oradan alırsın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Sağ ol. Bak. Nerede kalmıştı? Bu ne oğlum? Ahirette bu kadar soru sormuyorlar. Eskiden kurduğunuz müzik grubunda neler yapıyordunuz? Resim. Müzikle ilgileniyorsan ne çalıyorsun? Baterist olduğun doğru mu? Şimdi bizim yıllar önce lisede kurulan bir tane müzik grubumuz vardı. Peki grup üyeleri kimlerdi derseniz, şu an onlar da YouTuber'lık yapıyor. Hatta bazılarınız onları tanıyor. Vokalde ve gitarda Kaan abiniz vardı, yani Gitarist TV. Bas gitarda Oğuzhan abiniz vardı, Han Kanal. Diğer gitarda da Esat abiniz vardı, yani Eso. Ve grupta bir de baterist vardı. Acaba o kim ola ki? Kim o baterist ki? Kimin bateristi bu? Kimin kocası bu? Şimdi o günlere dair birkaç video izlemeyelim mi? Zaten başka şansınız yok. Paranormal. O zamanlar böyle ne paramız var ne paramız yok. Bu arada paranormal arkadaşlar normal dışı, normal ötesi anlamına geliyor. Mor ve ötesi değil. 25 Mart Şap konseri. Sanki her yıl 25 Mart'a Şap'ta. Hangi yıl oğlum? 1930 mu? Bak kameraya baktı Kaan. Korktum lan. Bir dakika. Ben orada ne arıyorum? La çukum burada mı? La çukumu çalmışlar mı? Bak bak nasıl gireceğim. Bak 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 bak. Şimdi bana abi sesin güzel diyorsunuz ya. Bugün fal bakmayı öğrendim. Elini tutabilmek için. Son bir defa boynuna. Anladın beni neden solist yapmadıkları. Bu arada şarkı bak bu kısmı hatırlıyorum. Böyle gidiyor sürekli. Yavaş gidiyor, tamam mı? Şarkı böyle yavaş başlıyor. Sürekli böyle gidiyor, tamam mı? Ben sıkılıyorum abi bak. Şarkıya girecekmiş gibi, tamam mı? Ha, olsun. Bu arada Esat abiniz dedim de şu an Sefa abiniz. O YouTube'u yok, o yüzden abiniz değil falan. Gördüğünüz gibi yüz binlerce kişiye konser alkış edenler büyük ihtimal sınıftakiler. Baştan diyor alkışlayın diyor. Bak başkasının da sesi geliyor. Valla zorla adam alkışlatıyor. Bir de Power FM'in bir yarışması vardı, ona katılmıştım. Bugün Power Garage TV'de performans sergiledik. İyi yaptınız kardeşim. Paranormal Asla Affetmeyi çaldık. Yanımda grup arkadaşlarım var, onları tanıtayım. Tiplere bak ben, ya. Ben grubun vokali Numan Kaan Bostan. Grubumuzun bateristi Berkay Akçay. Piksel piksel gözüküyor ama. Bak ismini söyledikten sonra bir şey başarmışım gibi etrafa bakmam yok mu? Şimdi nereye katılmışız lan? Misafirler, hayatta ve yeryüzünde bulunan tüm müzikleri farklı farklı duymak çok farklı zevkler tattırır insana. Ne anlatıyorsun lan sen? Şu anda da Paranormal grubu sizlere muhteşem bir konser verecek. Muhteşem bir boyar alkışı onları bekliyorum. Aga var ya, kesin kimse alkışlamadı. Bak moral alk. Her neyse abi, daha fazlasını izlemek istiyorsanız Facebook'a Paranormal Band yazabilirsiniz. Aynı şekilde Paranormal Band'i YouTube'a yazarsanız orada da videolarımız var. Annem baban ayrı mı? Ne yazık ki ayrılar arkadaşlar. Annem şu an mutfakta, babam da salonda. Sert misin yoksa sevgilin var mı abi? Abi sevgilin var mı söyle hadi ya, utanma. Manit var mı? Sevgilim yok arkadaşlar, çünkü şu an bir kıza ayırabilecek bir vaktim yok. Üç kıza var. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Ya çocuk? Buna benzersin. Siz sordunuz, ben de elimden geldiğince açık, net ve eğlenceli bir şekilde cevaplar vermeye çalıştım. Birazdan ekranda sorular gözükecek. Lütfen bu soruların hepsine tek tek net bir şekilde cevap verirseniz yorumlarda çok sevinirim. Gerçekten buna ihtiyacım var. Kanalı beraber yürüttüğümüz için sizlerin yorumları benim için çok değerli. Lütfen hepsini cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim. Önceden olduğu gibi tek başıma çektiğim videolardan da gelsin mi? Yine komik ve eğlenceli olması şartıyla Roblox harici farklı oyunlarda çeksem izler misin?
misiniz? Oynadığım oyunları önceden olduğu gibi tanıtmamı ve anlatmamı da ister misiniz? Önceden olduğu gibi Story, Obi ve Tycoon oyunlarından da çekmemi ister misiniz? Ve son olarak kanallarda küfür kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Bu soruları evet hayır şeklinde cevaplarsanız çok sevinirim. Tabii ki cevabınızdan sonra isterseniz detaylı bir şekilde de nedenini açıklayabilirsiniz. Yani yetecek kadar arkadaşlar, öyle çok... Çakmak nerede? Karanlıkta. Ortalığı değiş gibi yap. Hiç K-pop dinledin mi? Hayır arkadaşlar, hiç dinlemedim.